25. denemeden selamlar. Niye 25. deneme diye soracak olursanız ben yayıncı olmuşum ya. Bir şeyin rekorduna bastığımda, kayıt al butonuna bastığımda kasılıyorum. Ağzıma bir perde oturuyor. Cümle bile kuramıyorum. Ama böyle 25.'den sonra sinirlenmeye başlıyorum. Sinirlenince de böyle gel lan buraya oluyor bende. Normale dönüyorum bir noktadan sonra. Şimdi o kısmı açtım. Hatta bunu burada açtığım için birazdan oda vlogunu 10 numara çekerim diye düşünüyorum. Bakalım. Gaming Gen TR ile güzel bir bilgisayar yaptık. Bu bilgisayarın adı Eldren GG değil normalde ama benim isim bulmam gerekirken bulamadım. Her neyse. Kendisi üst segment bir bilgisayar. İçerisinde görmüş olduğunuz gibi Asus ROG Strix GeForce RTX 3070 Ti'ler. Ki yani ROG Strix olması önemli burada. 16 GB RAM, 500 GB M.2 görüyorum. Intel i5 işlemci var. 12400F. Böyle bir bilgisayarımız mevcut. Şimdi bunun fiyatı iyi ama hep söylediğim şeyi yine söyleyeceğim. Para sizin paranız. Araştır, diğer sitelere bak. Bu parçaları topla, denetle, incele. Zaten böyle bir bilgisayar almaya niyetliysen veya böyle bir düşüncedeysen hoşuna gideceğini düşündüğüm için söylüyorum. Bilginiz olsun. Hadi hadi vlog çekime. Şu merdivene oturacağım. Videoya öyle giriş yapacağım. Bol sohbetli, böyle nokta nokta saçma sapan şeyleri inceleyeceğimiz. Yani bilmiyorum incelenecek bir şey var mı? Sohbet edeceğimiz, goy goy yapacağımız bir yandan... Tanıtım yapacağımız enteresan bir vlog olacak. Ama benim standart vlog tatlarında olacak. Merak etmeyin, öyle olacağını umut ediyorum. Hadi bakalım merdivenin başına geçelim. Hop, hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle karınca... Yok lan, o başka kanaldı. Neyse, Klaf yukarıda spagetti pişiriyor, ısıtıyor, bir şeyler yapıyor. Ben de burada ekmeğimdeyim, işimi yapıyorum. Ayaküstü laf soktum lan. Ne oldu, rahatsız mı oldun? Neyse, ya ne rahatsız olacaksın lan? Yerken iyi ama... Vallahi en son ne zaman yayıncı odası demeyeyim de artık oda vlogu çektim. Yanlış hatırlamıyorsam eski evimde, hatırlarsınız 2+1 evde 2 versiyonunu çekmiştim. Üçüncüsünü çektim mi onu hatırlamıyorum. Zamanı geldi artık. Ezberlediniz gerçi burayı ama detayları bilmiyorsunuz. Mesela şuradaki dolabın içinde ne var? Buzdolabının içinde ne var? Bunları bilmediğiniz için böyle makaralık, arkanıza yaslanıp kahvenizi içebileceğiniz, benim dünyamdan kareleri paylaşabileceğim bir vlog hazırlıyorum. Şimdi burada tabii ki de sponsorlu içeriğimiz var. Olmazsa olmaz. Çünkü zaten o bilgisayarın teşekkürünü etsen yeter yani. Anlatabildim mi? Öyle bir bilgisayar yapmışlar. Keyif alacağınızı umut ediyorum. Özlemişim ya Eldren kanalına vlog çekmeye. Şimdi... Ben bu merdivenlerden anında buradan ineceğim, böyle sola döneceğim, full ışıklı bilgisayarımın son haliyle, masamın son haliyle bir göreceksiniz. Sonra üzerlerinden hızlı hızlı detaylı geçeriz. Burada bir efekt mefek bir şeyler girer. Dur bakayım, ayağa kalkayım da önce. Dediğinizi duyar gibiyim. Ben de görsem ben de öyle derdim. Böyle milli huyumuzdur. Ne bileyim, bir şeyleri gördüğümüz zaman hemen sahibine veya gördüğümüz şeye küfrederiz. Siz etmeyin. Vallahi benim bütün sürecimi siz biliyorsunuz oğlum. Bu benim dükkanım oldu. İlk zamanlarda dükkandı. 2 masası vardı. Şimdi 15 masalı daha lüks bir restoran oldu gibi düşünebiliriz. PC'nin, yani duvar PC'sinin hikayesini biraz anlatayım size. Ondan sonra tak 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 bütün odaya yayılırız. Bu PC'yi aslında Gaming Gentry'le biz ilk konuşmaya başladığımızda 5-6 ay boyunca ulan bir şey yapalım ama farklı olsun fikriyle gelindi bana. Farklı ne olabilir ki abi falan diye muhabbet ederken böyle bir duvar PC'si fikri ortaya atıldı. Ben de SketchUp'ta, hatta şurada oturup eski PC'imde çizimlerini yaptım. Onlara yolladım. Onlar çalıştılar. Asus girdi, Corsair girdi, PC hocası girdi. Bütün bilir kişiler. Çünkü ben donanımdan anlamam baba. Bir yere kadar anlıyorum. Onlar girdi. İşte custom sıvı soğutmanın neresi ne olursa böyle olur. Bu nasıl kendini taşır falan derken son görüntü böyle bir şey çıktı. Ben o sırada tabii gaza geldim. Pixel Desk'ten bizim Yaşar var. O da böyle oyuncu masaları yapıyor. Haşırt diye ona yaptırttım onu. Sağ olsun o da destek oldu. 7 kişi geldiler, taşıdılar. İşte Asus geldi. Bu PC'ye uygun beyaz monitörlerden verdi ki bunlar yoktu yani. Sırf biraz böyle benim için getirdiler gibi bir şey oldu başta. Yani bayağı kişi emek verdi. Özetle hepsinin terine sağlık, emeğine sağlık. Ben de bunun karşılığı olarak da tabii sizlere teşekkür etmem lazım en başta. Önceden arkadaşımdan aşırdığım o anlattığım anılardaki işlemciden böyle custom sıvı soğutmalı işlemcilere kadar geldik. Allah razı olsun sizden. Hem benim emeğim hem sizin emeğiniz şu görüntüyü bana yaşattı. Ne diyeyim bilmiyorum ya. Çok da böyle samimiyetsiz konuşmak istemiyorum ama harbi kalbimden geleni söylüyorum. Umarım sizin de yarın öbür gün benim gibi 35-40 yaşlarınıza geldiğinizde böyle PC'leriniz olur diyeyim. Hikaye bu. Şimdi elimi alıyorum. Şöyle bir o tarafa doğru gidelim. Arkadaşlar, merdivenden indiğimiz gibi karşınıza benim dükkan çıkıyor. Koltukları tabii geri çektim.
Şimdi baştan başlayalım. Babalar, bu duvar PCC'si yapalım mı dediklerinde neden olmasın dedim ve daldım. Güzel bir proje çıktı. Buraya onlar da 10 kişi getirdiler bunu. Zar zor astılar. Vallahi Corsair'daki, Asus'taki herkes buradaydı yani. Hani nasıl bir emek verdiler siz düşünün. Benim de belim çok sakattı. Böyle iki büklüm çok güzel oldu ya falan diye geziyordum. Hiç böyle şahit olamayacağınız anakartlardan biri var. Biraz öveyim. Çok değerli, çok ücretli, biraz tuzlu. Ama harbiden hakkını veren anakartlardan. Bu anakartın içerisinde Intel i9 12900 işlemcimiz var. Şöyle orada alayım. Anakartın modelini söylemem gerekirse Asus ROG Maximus. Bunu okuyorum arkadaşlar bu. Yani hiç sizi kandıramayacağım. Asus Maximus 13 Extreme Glacial modelinde bir anakart. Yanda Corsair'ın rezervuarları var. Bakın şu arada bir musluğunu açıp bu musluğu açtım içindeki sıvı dökülüyor. Elinizi yüzünüzü yıkıyorsunuz. Bilgisayarınız tertemiz. Sizinle birlikte devam ediyor. Altta yine Corsair'ın pinlik power supply var. Bunlar ezberimle. O kadarını biliyoruz. Abartmayın. Burada yine Asus ROG'un çok güzel bir 3090 serisi grafik kartı var. 4000 serisi çıktı. Niye 3090 kullanıyorsunuz derseniz şu üstündeki Corsair'ın bloğunun 4000 serisi için güncellenmesi lazım. Onu bekliyoruz. Ondan sonra buraya Intel'in i9 13000 serisiyle şu alttaki 4000 serisini güncelleyerek bu PC her zaman yaşamaya devam edecek. Tabii ben yayıncılık yapmaya devam ettiğim sürece diyeyim. Burada da yayıncı bilgisayarım var. Bu tamamen Asus ROG'un yaptığı bir bilgisayar zaten. İçinde 3080 var, 64 GB RAM var, bunda da 64 GB RAM var. La yuh gözün doysun derseniz eğer haklısınız ama VR yayınlarımı burada yaptığım için, yaptığım zaman belim iyiken 3080'den bayağı faydalı. Bunu daha üstüne upgrade etmeye gerek yok. Yayın bilgisayarım bu. Oyun bilgisayarım bu arkadaşlar. Size bu manyak bilgisayarla Ranch Simulator'ları, internet kafe simulator'ları bu bilgisayarla yapıyorum. Ve herkesi FPS kaybederken ben yüksek FPS'te oynamaya devam ediyorum. E baba ne yapayım, benim de tarzım bu yani. Şimdi kalkıp son model oyunları oynarsam sıkılırsınız. Ben anlamam, onu geekler yapsın. Ben sohbet yayıncısıyım bir nebze de olsa. Evet, hikaye bu. Gerçekten söylüyorum bunu. Herkese çok teşekkür ederim. Bütün emeği geçenlere, Gaming.gen.tr'ye, Corsair'a, Asus'a, orada gelip giden arkadaşlara, yani PC hocalarına, hepsine teşekkürlerimi iletirim. Böyle bir manyak bir şeye sahip ettiler beni. Öyle, vallahi bu. Wall PC'de işte yayın bilgisayarında kullanılan parçaları falan açıklamaya bir yerlere iliştiririz. Hatta editte de böyle tık 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 hangi parçalar olduğunu ekleriz. Ben böyle sizin canınızı sıkmak istemiyorum yani, o vlog tadından çıkmayalım. Sadece donanımla ilgili kişiler takip etmiyor beni biliyorsunuz. Bir sürü karma izleyicim var, o yüzden onları da sıkmayalım, yormayalım. Gelelim yayın bilgisayarı kısmına. Şimdi buradaki hikaye daha farklı. Arkadaşlar dur oturayım mı ben ya? Oturabilir miyim ya? Oturayım ya. Evet, masamın görüntüsü de bu. Özel bir masa. Pixel Desk dediğimiz bir marka adı altında Yaşar kardeşimiz bunu üretiyor. Zamanında yayına gelmişti. Ben böyle ışıklı mışıklı masa yapan yok mu dedim. Var demişti, yeri lan demiştim. Ondan sonra Burak Güngör'ün storiesinde mi ne gördüm. Hemen numarasını istedim. Halbuki o yürü lan dediğim kişiymiş. Çok da efendi, çok cana yakın bir kardeşim. Sağ olsun. Ne istiyorsam yaptı. Yani burada bakın şöyle prizler var. USB girişleri, çıkışları var. Her şey var. İşte bütün kablolar bu şeyin kapağın altından yürüyor. Arkada boşluğu var ki monitörleri asabileyim. Bu ışık falan değişiyor ha. Işığın hepsini telefon uygulamasından tak 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 değiştiriyorsun. Ben pembe seviyorum. Vallahi baksana görüntüye. Tam bir gamer kafası. Mor, mavi ve pembe verdim mi yayıncı oluyorsun baba. Bu öyle bir taktik var. Yeni başlayanlara duyurulur. Böyle bir masa yaptık. Üzerlerine de tabii Asus'un o benim içinden aslında özel geldi gibi dediğim monitörlerden koydular. Çünkü beyaz konseptli gidiyor fark ettiyseniz. Ve de kaplama uzay konseptli olduğu için de beyaz çok yakışır diye düşündük. Karbonu da gri kapladık. Yani alttaki kasa beyaz, üstteki gri beyaz kombinasyonu, maviler morlar var ve harika bir görüntü oluşur diye düşündük ki öyle oldu. Monitörler de beyaz gelince çok da tatlı gözüktü. Bu arada bu monitörler sanırım bu videoyu izlediğiniz zaman kampanyada olacakmış. Bilginiz olsun. Asus'a da ayrıca yine teşekkür ederim. Modelinde ekranın bir yerine yazıyorum. Monitörlerin hepsi 2K. 170 Hz, 1ms monitörler. Ben çok memnunum, kullanıyorum. Hem tipi çok güzel, hem gözü yormuyor. Şimdi diyeceksin ki kardeşim bana, abi duvardaki bilgisayardan bu masaya nasıl kablo getiriyorsun? Anında orada işte anamız ağladı. 20 metre USB kablo. Yok efendime söyleyeyim 15 metre HDMI kablo. Hatta dur bak dur. Şurayı görüyorsunuz ya. Baktığın zaman değil mi ne kadar derli toplu. Bak mis gibi. Alın. Biz pasaklı adamız lan, nasıl düzgün olacak? Şimdi şuraya bakın bir de. Bak bütün pislik, kablo, her şeyi gizledim. Yani buraya geldiğin zaman diyorsun ki aa ne kadar derli toplu, ama aslında arkası
ciddi kablo cümbüşü var. Sebebi de çok uzun kablolarım. Burada öyle bir dezavantaj oldu. Baba niye bilgisayarı sol tarafa kurdun da monitörlerin arkasına kurmadın? Onun da sebebi orası alçıpan arkadaşlar. O bilgisayarı mümkün değil taşımaz. Yarın öbür gün taşınırsam tamamen ona göre organize edeceğim. Şurada kasa gibi duran bir cihaz var. Bunu insanlar bilgisayar sanıyor. Bu UPS. İçinde bir akü var. Prizden besleniyor. Ve 3000 watt gücünde. Eğer olur da elektrik giderse sizin yayınınız, yani beni izlediğiniz yayın kapanmıyor. İnternetim de buna bağlı, bütün bilgisayarlarım, ışıklarım da buna bağlı. Her şey buna bağlı. Elektrik gittiğinde bu beni böyle 15 dakika idare ediyor. En azından şunu söyleme fırsatım oluyor izleyenlere. Arkadaşlar elektrik gitti, her yer simsiyah. Ama sistem ayakta oluyor. Bu açıdan büyük avantaj. Bir önceki o lanetli evde. Böyle aklıma getirince çok moralim bozuluyor ama sık sık elektrik kesildiği için o zaman almıştık. Hatta yayında hatırlarsınız mücadele vermiştik. Kılaf gözükmüyordu falan. Monitörleri kapattık. En son tek bir monitör kalınca arkadaşlar gücümüz tükendi. Galiba yayın kapanıyor deyip uzayıp gitmiştik. Onun dışında burada başka bir şey yok. Yani bu kablo turuncu kabloya takılmayın zaten. O turuncu kablo tamamen kamp malzemesi. Bir de burası var. Buradaki beyaz kutu dediğimiz S-Link'in internet dağıtıcısı aslında. Buradan hem böyle priz gücünü kullanarak, akımı kullanarak hem de wireless'ta interneti dağıtıyor. Eve başka türlü yayamıyorum çünkü. Yanındaki de Philips Hue'lerin aparatı zaten oraya bağlı. İşte telefondan renkleri değiştirmeme vesile oluyor. Gelelim ekipmanlarımın baştan sona gitmesine. Baba mikserdir. Kullanmıyorum. Yani kullanmıyorum dediğim. Ya yadırgamayın lütfen. Rode'la bir anlaşma yapmıştık zamanında, böyle bir bana ekipman yollayacaklardı. Bunu da yolladılar. Çok heveslenmiştim buna. Sonra kullanamadım yani. Anlamadım da. Mikrofonu bağladım, geçtim. Onu söz öğreneceğim çünkü onun için gerçekten para biriktiren izleyicilerim var. Kulaklığım biliyorsunuz renk renk. G733. Güzel bir kulaklık, hafif. Ama tabii şarjör olmadığı için SteelSeries'lik gibi bazen unuttuğumda aha pili bitti bunun diyebiliyorum. Orta kısmımızda zaten klavyemiz, Stream Deck'imiz, mouse'larımız ve mikrofonumuz bizi karşılıyor. Burada vermem gereken en önemli detay, Stream Deck'i kullanmıyorum. Önceki vlogumda göstermiştim ya, Stream Deck'im vardı. İşte bir sürü böyle üzerinde böyle gifler mifler dönüyordu. Eightborn'u da bakımı alınca kullanmayı bıraktım. Öyle duruyor ama bir şeyler yapacağım ona. Klavyemiz Claymore. Hatta şu ışıkların da... Işıkların da yakayım. Claymore 2 kullanıyorum. Bu da wireless bir klavye. Oldukça memnunum. Yanında onun yavrusu var. Ana oyun bilgisayarımın mouse'u Glorious O serisi. Bu aşırı hafif bir mouse. Yani biraz bir yakından çekiyorum ama içinde pislik, kıl, tüy olabilir. Çünkü bunun sebebi bu delikli... delikli mouse'ların ağzına sıçayım. Yani o kadar zor ki temizlemesi falan ama hafifliği çok iyi. Bununla ilgili de bir anım var. Eightborn'da mı yanlış hatırlamıyorsam çok sinirlenmiştim. Bunun kablosu vardı bende. Böyle refleksle böyle bir tane vurdum. Baba mouse kağıt oldu. Bak dümdüz oldu ama. O kadar ince yani, o kadar hafif. Ama artık vurmuyorum. Kıymetini biliyorum. Logitech'in yine bir wireless mouse'u var. Bu kadar. Yani ana kullandığım ekipman bunlar. Şimdi burada daha tatlı bir şey var. Mikrofonum beni hep duyduğunuz aracı parçamız Rode Procaster. Güzel bir mikrofon. 2 yıldır falan da kullanıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Sesi böyle harbiden ağızdan lok 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 diye alıyor. Güzel ses veriyorsunuz. Kimle alakaysa. Onda, bu arada bütün sponsorlarım bu videoyu izleyecek. O kadar kasıyorum ki kendimi. Hani beni tanımıyorlarsa %100 iğrenmesinler diye sıka sıka konuşuyorum. Şu bilgisayar kısmı gidince lütfen çıkın videodan. Devamını izlemeyin kardeşim ya. Hayret bir şey. Her neyse, Elgato'nun mikrofon standı var. Görmüş olduğunuz bu standın en büyük özelliği sağdan soldan bir stand çıkarmanıza gerek duymamanız. Monitörün altından böyle dümdüz çıkabiliyor. Kullanımı çok rahat. Sol al, sağ al falan. Kullan yani. Gelelim en önemli kısma. Beni nereden görüyorsunuz? Evet, kameramız Fujifilm. Hatta vlogu çektiğim kamera Fujifilm. Yayında kullandığım kamera da Fujifilm. Tabi eskiden normal webcam kullanıyorduk. Şimdi size opsiyonel InMedia Broadcast ile ilgili bir hem sponsorlu içeriğim var, onu yapacağım. Hem de fayda sağlayacağını bildiğim için bunu anlatacağım. Öyle bakın olaya. Burada bir tane güzel Fujifilm'imiz var. Bu yeni çıkardığı modeli. Bir önceki X-T4'e göre farklılıkları var. Ne gibi farklılıkları var? Mesela en spesifik özelliğini söyleyeyim. Isınma sorunu vardı bizde. Çok uzun süre kalınca böyle ısındık diyordu makine. Bunda öyle bir sorun kalmadı çünkü fan üretmişler. Yüz takip sistemi çok daha iyi geliştirilmiş. Bununla ilgili de böyle bazen arkada da başka silüetler olduğu zaman sıkıntı yaşıyordum. Artık yaşamıyoruz. Yani bir de ayrıyetten de USB bağlantısıyla falan böyle çatır çatır 4K görüntü aktarabiliyorsunuz. Dummy'ye ihtiyaç duymuyor falan. Çok güzel. Eğer
hani daha böyle ne bileyim yatırımınız iyiyse, dükkanınızı geliştirmek istiyorsanız tercih edilebilir. Ayrıca da hani video çekebilirsin, fotoğraf çekebilirsin, akşam gelip de yayın yapıyorsan webcam olarak kullanabilirsin. Eğer bu kamerayı alacak bütçen yoksa veya gereksiz diyorsan, daha starter pack'sen, aldığınız webcamleri Nvidia Broadcast'le aslında güzel hale getirebiliyorsunuz. Bunu önceden de anlattım, yayında da anlattım bir kez. Nvidia Broadcast'in ciddi avantajları var. Mesela görürsünüz başka yayıncılarda. Adamın görüntüsü nettir, normal bir webcam kullanıyordur ama arkası blurdur. Bizdeki o objektiflerin yarattığı fark gibi. Onu işte sağlayan o uygulama arkadaşlar. Kameranızın arka planını green screen kullanmadan silebiliyorsunuz. Ve bunu yaparken de öyle ışığa mışığa çok ihtiyaç duymuyorsunuz yani. Çok enteresan bir teknoloji. Lak diye alıyor, siliyor. Onun haricinde mikrofonda çok büyük avantajlarınız oluyor. Yani böyle profesyonel mikrofon kullanmıyorsanız yüksek klavye sesini engelliyor. Alkış seslerin arkadaki fan sesleri, bunların hepsini trimleyebiliyor. O yüzden bir kullanın, kurcalayın. Ben bazı toplantılara girdiğim zaman yayıncılıkla bile alakası olmayan insanların uygulamadan iletişim kurduğunu görüyorum. Niye? Çünkü hem ses temiz geliyor hem görüntüsü temiz. Arkaya blur efekti atmış. Böyle diyorum ki ya sen bunu mu kullanıyorsun? Evet diyor, bunu kullanıyorum. Muhabbet açılıyor ondan sonra. Bilginiz olsun, Nvidia'ya da teşekkür ederiz böyle bir uygulama geliştirdiği için. Sağ olsunlar, var olsunlar. 3090. Burada ışıklarımız var. Godox ES45. Bunun şöyle bir kontrolörü var. Böyle basit gözüküyor. Çok tatlı. Yayında bunlar önümde duruyor benim. Bak burada düğmeye basıyorum. Kör etmiş olabilirim sizi. Buradan sıcaklık, işte Kelvin ayarları, yüzdelik ayarlar, her şeyi yapıyorum. İstersem de bir tuşla kapatıyorum. Kapatamadım. Heh. Böyle duruyor. Genel olarak ışıklar bunlar. Yayında beni böyle görüyorsunuz aslında. Bunların aydınlatmalarını %1'de kullanıyorum ben. Seviyeleri aşağı yukarı %1'de oluyor ve gayet aydınlatıyor. Hem sarı hem beyaz tonları var. Haliyetten de Bluetooth'tan falan da çatır çatır kontrol edebiliyorsunuz. Vallahi yani arkadaşlar söyleyeceğim o ki 6 senede dükkan buna dönüştü. Ben bunu dükkana benzetiyorum. Başlangıçta seyyar köfte ekmek yapıyorduk. Zamanla işte orayı geliştirdik, burayı geliştirdik. 2 masa daha attık, 4 masa daha attık. Restoranı geliştirdik işte arkadaşlar. Sponsorluk ilişkilerimizde barter usulü çalışmalarda genelde ürün karşılığı tanıtım oluyor zaten. Biz bunları biriktire biriktire o restoran dediğim algıyı öyle geliştiriyoruz. Bir noktadan sonra ekipmanlarını artık fullemiş oluyorsun. İhtiyaç halinde mi? Bazıları değil, yalan yok. Dürüst olacağım o konuda. Ama neden olmasın? Lazım olur. İşte ekibinden birine veriyorsun, bir takipçine veriyorsun. Bu sebeple de son halimizi buna getirmiş olduk. Vallahi güzel oldu ya. Dürüst olayım mı size? Benim için bir şey değişmiyor. Benim karakterim, benim yapım tam olarak belki de birçoğunuzun hayal ettiği gibi değil. Ben bu enerjiyi, bu şuraya bakıp da keyif alma kısmı var ya böyle vay be ulan yabancı Instagram hesaplarındaki o yaptıklarında değişen müthiş gaming alanları gibi bir şey oldu deyip taklalar atamıyorum. Ama hep mutluyum bu konuda. İkinci vlogumu çekerken de aynı o hangi ekipmanları gösteriyorsam, o an ne hissediyorsam yine bunu hissediyorum. 2 sene önceki vlogumda ne hissediyorsam aynısı. İlk yayıncılığa başladığım zaman belki de o 2000 liralık oyuncu seti geldiğinde ne hissediyorsam aynısını hissediyorum. Belki de işin triği budur. Böyle olmak durumunda. Çünkü yarın öbür gün bunlar olmayabilir. Artık bunları bana vermiyor olabilirler. Ben artık piyasadan silinmiş olabilirim. Bırakmış olabilirim. Önemi yok. Biraz anın tadını çıkartıyorum. Biraz yarınım sanki hiç yokmuş gibi yaşamak bir noktada tabii belirli riskleri de kontrol altına alarak daha mantıklı geliyor bana. Ben niye yine öğütü? Benim bir drama yayını yapasım var. Dramadan kastım benim harbi efkar yayını yapasım var. Hayata dair bir şeyler konuşunca sıkılıyor artık izleyiciler. Eskiden beni pür dikkat dinlerdi millet de alıştı artık. O yüzden konuşurken yoruyorum gibi geliyor. Şimdi bilgisayar kısmını hallettik. Odanın diğer taraflarına gidiyorum. Artık sistemle ilgili bir şeyimiz kalmadı. Şu soldan şöyle çevireyim ha. Buradan başlayarak böyle gideceğiz. Hızlı hızlı nerede ne var anlatacağım. Belki Klaff'ı da yanıma çağırırım. O da bana destek atar. Ben bıçaklarla falan oynarken daha rahat oynarım. Çünkü gimbal'ım çok ağır. Hadi bakalım. Masanın solunda bizi hatırlarsınız. O 2+1 evde çektiğim vlog'taki bitki akvaryumunun Iwagumi'nin durduğu masa karşılıyor. Bunu ben kendim yapmıştım. Bunun üzerinde de CNC makinem var. Raptor X'in. Yayınlarda abi yok mu ev tipi bir CNC makinesi dediğimde bana çok yardımcı olduklarını da buradan söyleyeyim. Teşekkürlerimi de ileteyim. Burada karıncalar için ya da plexi kesimlerimle ilgili her şeyi burada yapmaya çalışıyorum. Bu aslında ev tipi bir CNC makinesi. Hobiyle ilgilenen, işte evinde bir şeyler üretmeyi seven arkadaşlar için birebir düşünülmüş bir şey. Yani devasa CNC makinelerinden sonra bu tarz bir şey hayat kurtarıyor olabiliyor. Burada bir kutu var. Bu kutu benim... Hatta dur bakayım bunun içinde anılar vardır ha. Ya anı kutusu değil de. Al. Bak. Hatırlarsınız. Belki de her vlogta vardır bu kamera. Karınca çiftliğim 2017. Bunu ikinci el almıştım 300 liraya. Hala da kullanıyorum bu arada. Çok işe yarıyor. Sony'nin bir kamerası var.
bu ablamların yolladığı bir kameraydı. Bununla üst açıdan bir şey yapıyorsam bu kamerayı kullanarak çekiyordum. Hala çalışıyor ama çok eski bir cihaz. O yüzden bazen tatmin etmiyor. Burada çekimle ilgili, kameralarla ilgili ekipmanlar var. Böyle pratik, bu kutuda duruyor ki tık 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 açayım diye. Bu masayı dediğim gibi ben yaptım. Aşırı derecede sağlam olmayan bir masa ama iş görüyor işte. Yani makineyi kullandığım zaman bu makine, bu masa üzerinde kullanmıyorum. Yere koyuyorum. Sonracığıma burada terliklerim var. Lan geçen gün bu terlikleri görmüşler story'de. Vay abi, milletin terliğine laf ediyorsun. Kendi terliğinin markasından 39 liraya aldım lan. Allah Allah. Şimdi gelelim bu cancağız kısma. Kılav! Heh, buradaymış kılav. Bana burada lazımsın kardeş. Çünkü ben bu gimbal'ı tutarken bir yandan bunları gösteremem. Şuradan başlayalım. Işığı açsam mı burada? Gerek biraz karanlık gibi ya. Bence ışığı bir açayım burada. Bir deneyelim. Heh. Güzel. Burası benim Airsoft alanım. Az çok biliyorsunuz, yayınlarda çok net gözükmese de bütün ekipmanlarım, koleksiyonum aslında burada sergiliyorum. Fakat hayalimdeki sergileme şekli bu değildi. Ya işte zamanında topladığım malzemelerle, yani bu masayı da kendim yaptım. İşte buradaki stand aslında çok hesaplı bir stand. Onu alayım, bunu alayım derken sonradan da bunları sil baştan daha kalitelisini yapayım diyemiyorum ben. Yetiniyorum yani. Tamam işte duruyor işte silah diyorum, geçiyorum. Şimdi Kılavcığım şöyle masayı bir alsana. Adım adım gidiyorum. Bak bunlar Godox'un ambiyans ışıkları. Bunlar da Bluetooth'ta kontrol ediliyor. Şeyleri var, söyle adını, kumandaları var. Bu da gayet tatlı bir ürün. Godox zamanında yollamıştı bana. Hala arka planda bunları kullanıyorum. Bak burada. Bunlar Sniper BBC özel. Daha gramajı yüksek. Benim Sniper'lar bundan atıyor. Şarjörlerimiz. Tornavida. Bu niye var bilmiyorum. Burada Blow'un. Blow. Blow. 4,5 milim. Bu kırmalı. Böyle kırıyorsun. Kadar kuvvetli değil mi? Bunun içine hangi bak, mal koyuluyor? Bak şurayı çek. Sırf basıncına bak. Hiç bok olmadı. Bunun içine paraşüt mermi koyuyorsun. Yani aslında şunlardan koyuyorsun. Bak. Ana, paslanmış mı, oksitlenmiş mi, ne olmuş lan buna? Bunlar yok lan. Bakayım, koyayım mı? Ama burada değil. Ya ne burada değil lan? Mermi her yerde mermi. Getir kalçanı. Neyi delsem? Ha? Sekerse? Sekmez oğlum, deler bu direkt ya. Bak, şu şey var ya, spear, mızrak. Onu vuracağım. Galiba duvarı söktüm ya. Galiba. Asiktir. Çık çık, orayı görmedi kimse, çık. Çık boşver, sinirim bozuldu. Burada bıçak koleksiyonum var kardeşler. Bıçakların çoğunu biliyorsunuz, Bull Knife'dan gelen. Kelepçe falan da var. Deşme burayı. Bunları zaten kampta kullanmıştık, oradan hatırlarsınız. Çok güzel bıçaklarım var ama hepsi burada değil. Böyle sadece Bull Knife'dan değil, başka yerlerden gelen bıçaklarım da söz konusu. Bu da yine kampta kullandığımız fenerlerden. Bu gayet kuvvetli Phoenix'in. Ama bunu silaha falan da takabiliyoruz. Şarj aletleri. Aman boğazım yoruldu ya. Bir tane sniper dürbünümüz var. Bu şarjörlere kolay mermi basalım diye, BB'leri hızlıca basabilmek için aparat. Sonra Crytek'in, burada çok güzel, yine ne oluyor ya kanalından hatırladığınız, taka 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 taradığımız emaneti duruyor. Bu Alper'in hediyesi. Abonem, eski izleyicim. Alper'in hediyelerinden bir tanesi daha doğrusu. Burada bir adet yayımız var. Makaralı yay nerede bilmiyorum. Sanırım depo kısmında. Bunu da kullanıyorum arada bir. Bu benim ana tüfeğim. Bütün gripleri, skopları, işte ne bileyim, tüm detayları hazır bir oyuncak bu. Altında yine kendi aldığım bir oyuncak var. Bu yine Alper'in hediyesi. Türkiye'de çok bulamazsınız bundan. Amerikan eğitim taktik tüfeği diye geçiyor. Hatta bizim Delta Seyizler falan görünce bunu bana versene falan demişlerdi. Ben de demiştim. Alamadılar. Burada az önce BB'sini gösterdiğim sniper'ımız var. Bu da havalı tüfek. Kırıyoruz, tak diye vuruyoruz misali. Yani bu bölgede ben aslında çok daha farklı bir şey yapmak istiyordum ama işte ucuza kaçtık zamanında. Toplama ekipmanlarla böyle sunum yapmaya çalıştım. Olur da bir gün bundan taşınırsam daha güzel bir şey yaparım diye düşünüyorum. Çünkü burası değerli baba yani. Burada 4 yıllık, 3 yıllık birikim var. Bunları güzel sunmak lazım. Işıklı mışıklı cam mekan bir yerde. Burası normalde bunların hakkı değil. Ondan sonracığıma Cengiz. Uyyy. Ağzını yiyorum senin. Cengiz arkadaşlar bir dummy aslında. Yani box dummy'si. Ne yapıyorsun lan? Hah, asıl Cengiz'imiz burada. Ne koydum? Neyse tamam canım benim. Bunu bizim kordiler, kılaflar, bütün moderatör ekip toplanıp almıştı. Siz bunu ne hediyesi almıştınız ya? Ev hediyesi miydi? Doğum günü müydü? Az buz para da değil bu ha. Barış'tan canını yarım lan, teşekkür ederim. Bu aslında dummy ama ben bunu Airsoft kıyafetlerimin sunum alanı gibi kullanıyorum. Burada MMA eldiveni, işte vestim, Türk bayrağı, Punisher.
Bak bunu da Murat abiye verecektim, unutmuşum. Sonra 3D printer'dan kendi bastığım, hatırlarsınız, VR kollarını takıp böyle FPS oyunlarını rahat oynayabilmemiz için yaptığım bir hazır tasarım aslında bu. Ama çok işe yarıyor. Hemen altında Aragorn kılıç duruyor. Bu da Holmes'un doğum günü hediyesi. Yani bütünüyle burada aslında bir kostüm var. Diğer parçaları, şapkası, gözlüğü nerede bilmiyorum. Kaybolmuş herhalde. Bunun içinde yaklaşık 80 kilo kum var. 150 kilo mu ne alıyordu? Bence 80 kilosunu taşıyabildim. Böyle saatlerce doldur 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 bir hal olduk. Taşınırken de bunu 55-60 yaşlarında bir abim sırtlayıp aldı götürdü buraya getirdi. Yani adam çok... Evet, böyle bir de taşırken tıslıyordu. Tüküre tüküre, korona bir de pandemi dönemiydi. Ulan var ya, yüzümüzü gözümüzü kapattık bunu taşırken. Ona da selam olsun ya, izlemez videoyu da. Öyle bir anısı var bunun, güzel bir dami. Gelelim logoya. Eski evden hatırlarsın, arkada mavi mavi yanardı. İzleyiciler de hatırlar. Sesim çok yorulmuş. Arada bir anda sesim yoruldu biliyor musun? Bir anda sesim yoruldu ya. Bunu dube yaptırmıştı zamanında. Ama öyle yalandan duruyor işte, asmadım. Çok küçük gözüküyor yani. Kamera arkası blur olduğu için netlemiyor. Bu yüzden böyle kaldı. Ya bu dolabın anısı çok farklı. Sen biliyor musun Kılaf? Masakaların geldiği gün hatırlayın. Masakalar geldi, o zaman da onların sponsoru vardı. Benim sponsorum değil bu. Enerji içecekleri falan var. İşte arkamızda gözüküyor bu. Ben de böyle küçük dolaplara hastayımdır ha. Yani hemen almam lazım. Gençken hep hayalimdi böyle. Benim bir arkadaşım evinde her yerde buzdolabı vardı. Benim param olmadığı için alamıyordum. Çok da pahalıydı bunlar. Görünce dedim ki acaba burada mı bırakacaklar, gidecek mi? Bak çingeneliğe bak. Ondan sonra firma aradı, dedi ki ya bu arada enerji içeceği ve dolabı size yolladık dedi. Hah dedim, tamam. Ben de nezaketen masakalar giderken dedim ki ya bu arada bunlar ne olacak dedim, bak bilmeme rağmen. Masaka dedi ki onları biz alırız ha falan dedi. Orada benim kaşlar çatıldı bir anda. Dedim hayırdır dedim, lan tuttum böyle, sen dedim ki orada birbirimize bir girdin amına. Vuracaklar lan beni. Vallahi beni vuracaklar galiba. Makara yapıyorum. Ondan sonra bende kaldı bu zaten, hani firma bana bırakmış sağ olsun. Buraya su stoğu yapıyorum. Yayınlarda mayınlarda kullanıyoruz işte. Arkadaşlar bu da benim önceden, Klaff da şahit oldu bunu yaparken, benim yaptığım masa bu. Ucuza mal etme yöntemi. Hatırlıyorsun değil mi? Evet, 12 tane vida tutuyor bunu. Ve ayakları... Şununki farklı, arkadakininki farklı. Hepsi farklı. Bunları 67 liraya internetten satın alıp üstünü de Bauhaus'dan tahta şeklinde alıp birleştirmiştim. Ve bu masa beni bir sene, bir buçuk sene aslanlar gibi taşıdı. Bütün benim az önce gördüğünüz setup'ın aynısını aslında buraya kurmuştum zaten. Hala da kullanıyorum. Ortaya bir tek bir ayak daha yaptırttım bunları aldığım yere ulaşıp. Sağ olsun arkadaş da yardımcı oldu, bize düz ayak yaptı. Alttaki beyaz masanın üzerinde duranların hepsi CNC makinelerin ekipmanları. Başka da bir şey yok. Kablolama yine masanın altından gidiyor. Ya küçük küçük detaylar var işte mesela. Şu gözüküyor mu bilmiyorum ama burada 3D printer'dan bastığım stand var. Nedir bu stand? Kulaklığım mı var kardeşim? 3D printer'ı o yüzden seviyorum. Bak al, astım buraya. Böyle duruyor yani. Masanın üstte duracağını asılı kalsın mantığı. Hoş da duruyor. O yüzden 3D printer kısmına gelince anlatacağım faydalarını. Burada bir setup daha var. Diyeceksin ki lan hayvan. Daha ne setup kuruyorsun eve? Abi işimiz bu diyerek hemen toparlayayım. Ya eski bilgisayarım bu. Kullanmıyordum. Dedim ki bizim çocuklar geliyor, arkada oyun oynuyor ya da editler yapılıyor, iş yapılıyor. O yüzden anakartında problem vardı. Asus geldi onu da çözdü. Anakartını değiştirdik. Bu sistemi de buraya kurdum. Aktif kullanılıyor yani. Aktif kullandığım makine. Şimdi videodayız diye açtım bilgisayarı. Normalde şu an emiyor böyle diye emiyor yani. Ana buna ne oldu lan? Burada Zagze'nin, yine hepinizin bildiği, çokça kez yayınlarda da karınca çiftimde de gösterdiğim 3D printer'ım var. Bu 3D printer X-Lite modeli. Artık üretiliyor mu bilmiyorum ama çok baskı aldım. Yani böyle ekranı var. Buradan tık 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 kontrol ediyorsunuz. Tamamen Türk yapımı, yerli üretim yani. Ve bütün dünya çapında çok üst seviyede, kalitede şu an tercih ediliyor. Çok çok üst modelleri de çıktı. Bana bunu yolladıklarından beri aktif herhalde 2 senedir kullanıyorum. Yani yaklaşık bir 200'e yakın filament harcamışımdır. Abartısız. Bir kez de bakıma gitti. Gördüm, üretim yapıyorum. Bak ışığa bak, ışığa. Şuraya gözüküyor mu şurası? Bozdum galiba şu an. İnterneti dağıttığım nokta burası dedim. Her yerde bunlardan var. Bütün eve internet dağıtıyor demiştim. Burada da Starkların kılıcı var. Ne bunun adı? Ice. Değil mi? Buz. Ben bunu bilmiyordum. Klaff'a sordum. Klaff bayağı Game of Thrones takip ediyor. Bu kılıcın ağzına sıçtım ben. Dışarıda kaldı 10 gün. Paslanmış, sonra pas sökücü aldım falan. Bununla biriyle bir sürpriz bir şey yapabiliriz. Bunu farklı bir kafaya sokabiliriz. Hauf Yusuf'un aldığı hediyedir. Yurt dışından getirdi. Çok güzel. Böyle tutuyorum burada. Arada bir alıp geziyorum evde. Niye bilmiyorum. Bu da mesela izleyicimden gelen bir hediye. Şimo için. Canım Şimo. Bu kısımda bittik. Şöyle genel bir çek istersen. Sonra ben kamerayı alırım. Koltuklarımız da dur. Şunu da şuraya iteyim. Hop. Bir şey olmaz. Yani yayınlarda arka plan olarak gördüğünüz zımbırtılar bunlar. Çok
Çok uzaktan seçilmiyor ama yakından bu. Burada her gün yarış yayını yaptığım için direksiyon setim duruyor. Valla bunun hikayesi başka. Bunu özel masa yaptırdım çünkü oraya takılmıyordu. 3D printer'dan bunun ayaklarını yapmaya çalıştım, olmadı. Bu sebeple de kullanamadım. Bir de belimle ilgili de yasak getirdi doktorum. Dedi ki direksiyon seti kullanamazsın, hatta araba bile kullanma dedi gerçek hayatta. Bir süre öyle idare ettim. Şimdi umurumda bile değil çünkü düzelmiyorum. Düzelmediğim için de battı balık yan gider deyip deli gibi gazlayacağım. Yakında asetto bir şey yayını yaparız. Yanları zaten düz vites eğitim yayını yapacaktım. O da hafızamda. Bunu da özel masa olarak yaptık. Arkası keçeli. Burada oradaki masaya bunu dayıyorum böyle. İş bitiyor. Direksiyon setini burada kullanıyorum. Burada bir barım var, akvaryum var biliyorsunuz. Bu bar da hayat kurtaran cinsten. Gel kardeş. Mutfağım. Mutfağımı her gün yemek yapmak için kullanıyorum. Burası bir küçük ev gibi, fark ettiniz mi? Yani mutfak, tuvalet, iki od. Aslında benim bu ilk yayıncılığa başladığım evimle aynı. Aşağı yukarı aynı. Yani ben şu an şurada arkada silahların olduğu yerde yatsam. Aynı abi, hiç farkı yok. Oğlum benim yukarıda işim yok lan. Şimdi onu düşündüm. Ben yukarı çıkıp da hiç yatmaya gidiyorum. Arada bir salonda oturuyorum. Geri kalan bütün vaktim burada. Ben niye 1+1'de yaşamıyorum? Ama sığamam. Mümkün değil. O kadar çok ekipmanım, o kadar çok eşyam var ki. Arkadaşlar burası benim mutfak. Hiçbir boku yok. Normal tuttuğum zamanki haliyle duruyor. Ha gel. Şunları hatırladınız mı? Gördünüz mü? Mavi, kırmızı dediğim yayında hani bir tane drone aldım çok güzeldir diye size göstermek istedim. Bok gibiydi ya. Sonra firma bana ulaştı. Başka modelini yolladı şöyle. Bu da işte o dönemden kalma hatıra olsun diye saklıyorum. Kullandığım drone'lar değil yani. Ivır zıvır baba bir şey yok. Kahve yapmaya gidiyorum dediğim zaman geldiğim yer burası. Hemen yana gidiyorum. Bu tabii makine 3-5 dakikada falan yapıyor. Böyle bu kapsülünü koyuyorum buradan. Hop bunu öyle çat diye koydum mu, tuşa bastım mı kahvemi yapıyorum. Oo, bir para var ha, iyi birikmiş. Burada para birikiyor. Piril. Burada ne var? Tamamen akvaryum ekipmanları. Raptrix'in malzemeleri. Böyle bir şey var mı? Filamentlerim 3D printer için. Ondan sonracığıma. Bu dolapta mayonez ve karıncalar var. Karıncalar kış uykusunda orada duruyor. Hiçbir şey yok lan. Bu Babolin'in montu lan, ne işi var burada? Ha, kampta ben de unutmuştu. Akvaryum armatürü. Yine akvaryum malzemeleri, deniz akvaryumu için. Anılar manılar işte, bunu da izleyicim yaptı, bunu da izleyicim yaptı, izleyicim yaptı. Her yerde bir izleyicilerin zaten hediyesi var. Tabaklar var, çanaklar var, nazar boncuğu var, ne bileyim. Her şey izleyicilere ait çoğunluğu. Öyle tutuyorum, aslında yukarıda anı kutum var, anı kutumun içinde her şey duruyor. Ha? Vay Necom, Necom be! Onu da izleyicim yapmış, zaten onu Şimon'un koltuğuna koyuyoruz. Şimon'un koltuğunu da şöyle göstereyim. Şimon'un koltuğu bu. Halk yapmış sağ olsun. Böyle bir görseli var. Yanımızda oturuyor yine. Böyle duruyor. Aratmıyor ama orada hep onun suratı var ya. İnsan bir şey oluyor böyle. Hani mutlu oluyor. Arkası da bu şekilde. Miyav miyav. Bayağı uğraşmışlar, yapmışlar. Her yere pati koymuşlar. Sağda Necmiye yazıyor, solda Şimşek yazıyor falan. Güzel. Tatlı. Evet, mutfak ve salon kısmını bitirdik. Gel bakalım. Johnny, burası spoiler dolu olabilir ya. Ama şu kısmı merak ediyorsanız Karınca Çiftliğim kanalına gidebilirsiniz. KC1'den itibaren bayağı doldurduk burayı. Yer kalmadı artık yani. Sizin görmediğiniz birkaç şey var. Mesela ya yengeç gösterelim, gel. Oh! Oh! Gel küçücük boyunda bana artistik mi yapıyorsun ya? Oh! Kırıp yiyor değil mi? Kırıp yiyormuş. Çok oynaştık. Yengecimiz var. Bunun devamını görmek istiyorsanız Karınca Çiftliğim baba burada. Ama bak şu akvaryumun son halini gösterebilirsin. İnsanlar merak ediyor olabilir. Oy. Sana bir şey söyleyeyim mi? 10 numara gözüküyor ha. Oturdu artık sistem yavaş yavaş. Abi yalnız o iş öyle olmaz. Hemen suyu bitkiyi koymuşsun. Oh. Kardeşim benim sağ ol. Allah razı olsun. Objektifimi kırdığın için teşekkür ederim. Olsun be. İlk kez olmuyor. Olsun ya, canın sağ olsun. Televizyon falan atıyor bazen zevkine. Yapıyor öyle şeyler. Klav, seni hiç özlememişim ya. Valla şu an fark ettim özlemediğim. O objektiften çıt sesi geldi ya. Hadi devam et daha, çık buradan çık. Çık gülme çık. Kan, ter, kan ter. Mücadele, yaşam zevki, hayal dünyası. Her şey burada yaşanıyor baba. Her insanın hepimizi eşit kılan tek yer. İşte bu orası. Yayınlarda bazen yemek hazırlama çıkıyorum diyorum ya. Hayır. Burada sponsorlar çıkmıştır zaten artık değil mi? Çıkmıştır ya.
Burada bir duş var. Bu sadece akvaryum temizliyorum burada. Başka hiçbir şey yapmıyorum. Çok çirkin mor renkli dolap var. Klozet, kapı. Eski blok değil mi? Kapı kolu. Böyle kapanıyor bu. Kilidi var. Ne o? Ayna. Göz o. Merdiven altı kısmında arkadaşlar hiçbir şey yok. Yani hiçbir şey yok değilim. Aslında bütün hayatım burada. Ekipmanlarım, elektrik ekipmanlarım, mat kapuçlarım, pas sökücülerim, ne bileyim yani aklınıza gelebilecek her şey. Testerem, elektrikli testerem, birçok şeyim merdiven altında ve burada duruyor. Bunları, belki de en çok bunları kullanıyorum yani bir şeylerle uğraşırken. Merdivenin altında da kutuların içinde var. Burası benim alan baba. Benim alan burası. Ve videonun sonuna geldik. Arkama yaslandım, oturdum. Direkt şurayı çekerek bari kapatayım videoyu. Umarım keyif almışsınızdır. Elimden geldiğince tek tonda olsa bir şeyler anlatmaya çalıştım ama bu videoyu izledikten sonra yayında bir yerde mutlaka başıma gelenleri size anlatırım. İnanılmaz talihsizlikler yaşadım ya. Vallahi bir ara böyle duvar muvar indiriyordum yani. Şu alçıpanı komple indirecektim ama altından kalktık gibi. Hani ki öyle ekstrem bir video değil ha yani, normal vlog çekiyorsun dünyanın en kolay şeyi. Ne kadar bokluk varsa bana denk geldi. Anlatırım, anlarsınız. Bu kadar da daha da vaktinizi çalmayayım. Umarım keyif almışsınızdır. Yorumlarınızı zaten bekliyorum. Altta yazarsanız elimden geldiğince cevap vermeye çalışırım. Öpüyorum hepinizi. Kendinize çok iyi bakın. Videonun başında anlattığım sistemi incelemeyi unutmayın. Gerçekten bir araştırın öyle bir şey almak istiyorsanız. Onun haricinde bir şey yok baba işte. Benim yaşam alanı burası. Bir sonraki taşınmamda diğer yeni videoyla umarım tekrar bir araya geliriz. Haydi öpüyorum sizi. Allah'a emanet. Öptüm kocaman. Kendinize çok iyi bakın.